Sevgili veliler, fedakar öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Annenizi ve babanızı seviyor musunuz? O zaman bu okulu da sevin. O zaman Türkiye'yi de sevin. O zaman Atatürk'ü de sevin. O zaman tüm insanları sevin, olur mu? Sayın Kaymakam, 18 ilkokul, 14 ortaokul, 2 tane İmam Hatip Ortaokulu, 1 müstakil anaokul ve tam 11 tane liseyle, 42 bin öğrenciyle, 2 bin öğretmenle eğitim öğretim yılına sorunsuz başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. O mutluluktan dolayı kürsüyü bırakıp buraya geldiğim için kusuruma bakmayın. Sayın Kaymakamım, bütün kitaplar dağıtıldı. Ben Gazipaşa'da ikamet ediyorum diyen tüm öğrenciler okullara yerleştirildi. Tüm okulların programları yapıldı. Özellikle ve özellikle 3 tane yeni okulumuzun kurucu müdürleri gece gündüz çoluk çocuğunu ihmal ederek bu sabah okulları hazırlamaya gayret ettiler. Dolayısıyla ben bütün okul müdürlerime, en başta bütün okul müdürlerime, özellikle kurucu müdürlerime bu okulların hazırlanmasında büyük destek gösteren Sayın Belediye Başkanımıza mülki amir olarak size teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Sayın Erdoğan. Sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Ancak bu şekilde her türlü girişimin mantıklı sonuçlara ulaşması mümkün olur, diyor Atatürk. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Uzun'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim. Sayın Kaymakamım, protokolümüzün çok saygıdeğer mensupları, başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere çok saygıdeğer müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, saygıdeğer hemşehrilerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Gerçekten 3 aylık bir aradan sonra 2013-2014 eğitim ve öğretim yıl dönümünün başlangıcı itibariyle şu anda burada bulunmak gerçekten bir ayrıcalık. Çocuklarımızla, hemşehrilerimizle, öğretmenlerimizle bir aradayız. Ben her şeyden önce eğitim ve öğretim yıl dönümü hepimize, öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı, uğurlu ve başarılı olsun diyorum. Milli Eğitim Müdürümüz buraya gelmekle doğru yaptı. Güneşi kısmen yan tarafına aldı. Ben de bu tekniği kullandım. Şu anda güneş etkili gerçekten. Güzel bir sonbahar günündeyiz. Ancak güneş gerçekten özellikle çocuklarımızı yoruyor. Ben kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum. Ancak gerçekten cennet gibi bir ülkemiz var. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz, Cumhuriyetimizin bugüne gelmesinde emeği geçen bütün geçmişlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun diyorum. Ancak geçmişimizle övünmek çok güzel bir şey. Ne mutlu bize ki övünebilecek bir geçmişimiz var. Ancak geleceği hazırlamak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Bakınız, bugün dünyada 7 küsur milyar insan yaşıyor ama dünya mutlu değil. Kan var, gözyaşı var, zulüm var, haksızlık var. Öğretmenlerimiz çocukları en iyi, en güzel, doğru bilgilerle donatırken, teçhiz ederken onları iyi insan, ahlaklı insan, güzel insan, faydalı insan olarak yetiştirmek lazım. Ve anneler ve babalar olarak asla öğretmenlerimizi yalnız bırakmamak, okullarımızla sürekli iletişim içinde olmak,
çocuklarımızın eğitimini her manada yukarıya taşımak gerekir. Artık devletler yarışmıyor, kentler yarışıyor. Biz büyük Beylikdüzü ailesiyiz, İstanbul ailesiyiz ve netice itibariyle büyük Türkiye ve Türk milletiyiz. Birbirimizden güç ve kuvvet alarak insanlığın da geleceğini daha iyiye, daha güzele taşıma noktasında hepimiz görevliyiz. Lütfen birbirimizden sevgimizi ve saygımızı ve hoşgörümüzü eksik etmeyelim. İyi ki hepimiz bir değiliz, hepimiz farklıyız. Farklılıklarımızı lütfen sorun görmeyelim. Herkes aynı olsa hiçbir anlamı olmaz. Her insan farklı, her çocuk farklı. Birbirimizi farklılıklarımızla kabul edeceğiz. Hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Güçlü bir millet, güçlü bir devlet olarak yarınlarımıza daha iyi bir güne hep birlikte taşıyacağız. Beylikdüzü'nü bir eğitim kenti, bir kültür kenti, bir sanat kenti, bir spor kenti yapmak, daha yaşanılır bir kent yapmak görevi hepimizin görevi. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, başarılı olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.